Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün misafirlerim geliyor ve sizle bir vlog çekmek istiyorum. Hem hazırlığım, yani mutfakta neler yapacağım, hem de evi bir süpüreceğim, toz alacağım. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Ve size bir şey göstereceğim. Aslında bir önceki videomun da yarısını onunla çektim ama bu yeni kameram. O yüzden artık sizinle bol bol vlog çekebileceğim. Tabii işe başlamadan önce şu saçlarımı da toplayacağım. Yeterince sıcak, bir de saçlarım beni terletiyor. Yani dediğim gibi bugün böyle, her yer zaten oldukça dağınık, mutfak da aynı şekilde. Bugün buraları toplayacağız ve hazırlığımızı yapacağız. Saat 3'te her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Şimdi ben size menüyü de söyleyeyim. Atom, haydari, şakşuka, kavun karpuz, sarma börek. Şimdi şöyle, kavun karpuz zaten hazır. Biz sadece orada yapılacakları yapacağız. Bir de fırına patatesle tavuk koyacağım. Çok geç olmadan ilk önce süpürmeyle başlamak istiyorum. Sonra toz alacağım. Sonra da mutfağa gireceğim. Hadi başlayalım. Kahveyle başlamak istiyorum. Kahve içmeden güne maalesef başlayamam. İlk önce kahvemizi yapalım. Benim galiba fincanlarım büyük ve bu kahve makinesi bu fincanın hepsini doldurmuyor. Şimdi göstereceğim size. Evet, kahvemiz de oldu. Bakın gösteriyorum. Bayağı bir boş kaldı. Görüyor musunuz? Neden böyle bilmiyorum. Neyse, ben şimdi şu kahvemi içeceğim. Ondan sonra hemen evi süpürmeye başlayacağız. Süpürgeyi hazırladım. Kahvemi içtim. Başlamadan önce buzluktan dolmayı çıkartacağım. Daha doğrusu sarmayı. Şurada. Annemler bana böyle yapıp hazırlıyorlar. Bu biraz buzlarını çözsün. Sonra bunu ocağa koyarız. Bu arada ocağı falan da temizleyeceğim. Her yeri temizleyeceğim, anlayacağınız. Şimdi temizliğe başlıyorum. Sizi şuraya bir yere koyacağım. Beraber süpürelim. Mutfağı süpürdüm. Şimdi salonu süpüreceğim. Burayı da süpüreyim. Sizi ondan sonra tamamen elime alırım. Şöyle etrafın dağınıklığını bir göstereyim size. Dağınıklığını derken böyle buralarda olmaması gereken şeyler var. Sehpalar, örtüler vesaire. Bunları kaldıracağım. Burayı süpürüp hemen geliyorum. Hatta bence ben bütün evi süpüreyim. Sizle mutfakta buluşalım. Ve mutfaktayız. Biraz uzun sürdü çünkü toz da aldım. Salonu süpürdüm. En son dedim mutfağa geleyim. Yine birkaç yer kaldı ama şimdi size mutfağın son halini gösteriyorum. Burada sarmalarımız pişti. Bunları dizeceğiz sizle beraber. Ve haydari için fırına patlıcan koydum. Şimdi bu sarmaları beraber dizelim. Kapak da çok sıcak. Bayağı bir sıcak. Bunun tabii soğumasını bekleyeceğim. Dumanları çıkıyor bakın. Ben bunu dizeyim. Son halini size Allah gösteririm. Sarmaları dizdim. Şimdi bunların soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da buzdolabına kaldıracağım. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Şu İngiliz Home'dan aldığım çift kişilik pike takımını göstereceğim. Biliyorsunuz misafirlerimiz geliyor ve benim de böyle misafir için hiç pike takımım yoktu, yani hepsi benim içimdi. O yüzden böyle bir pike takımı aldım. Bunu da sizle birlikte açmak istedim. Desenleri de şöyle şu şekilde. İki tane yastık kılıfı var. Böyle kılıfları.
Çarşafı da aynı şekilde kılıfla çarşafı. Pikesi de böyle pembiş bir pike. Bunu da böyle göstermek istedim. Haydari için patlıcan fırında şakşuka yapacağım. Şakşuka için de bir tarif buldum. Haydari için de bir tarif buldum tabii. Ve tavukları hazırlayacağım. Evet, şuradan tavukları alalım. Şimdi bu tavukları soslayacağım ve böyle bir kabın içine koyacağım. Sonra onu o şekilde üstünü streçleyip buzdolabına koyacağım hazır olması için. Sizle tekrardan görüşeceğiz. Arkadaşlar şimdi markete gidiyorum. Evde sarımsak yokmuş. Ben var sanıyordum. O yüzden şimdi marketten sarımsak alacağım. Bir de bu çöpü çöpe atacağım. Hava çok sıcak. Sabah aslında böyle kapalı gibiydi ama insanlar havuza giriyor şunun arkasında. Ama ben hala korkuyorum girmeye açıkçası. Pek cesaret edemiyorum. Ah. Şimdi markete gidiyorum. Bu market Bursa'ya özel galiba. Özhan. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bakın market hemen şurada. Siteden çıktım, çöp attım. Ve markete geldim. Sarımsak. Eve geldim. Şu an hayatımda ilk defa şakşuka yapacağım. Şu aspiratörü kapatayım, çok ses geliyor. Ama patatessiz yapacağım, yani sadece patlıcan olacak. Bir de domates sosu hazırlayacağım. Size en sonunda soframı hazırlarken göstereceğim. Tekrar merhaba. Mutfakta işim bitti ama sizinle mutfakta pek vakit geçiremedim. Çünkü zaten ben de pek hakim değildim yemeklere. O yüzden size en son yaptıklarımı gösteririm dedim. Bir de beraber sofrayı hazırlarız dedim. Sofrayı da göstereyim. Şimdi giyindim. Bir önceki değil, iki önceki galiba denemeli alışveriş videosunda size göstermiştim bu aldıklarımı, yani giydiklerimi. Hemen şu aynadan bakalım. Bakın böyle. Gayet şık ev terliklerim bir de. Evet, şimdi sofrayı hazırlayalım. Ve ben sofrayı hazırlıyorum. Altı kişi olacağız. Altı tane tabak getirdim. Masa örtümü serdim, runner'ımı serdim. Şöyle herkes karşılıklı otursun bence. En mantıklısı o. Evet. 6 adet de beyaz peçetemiz var. Bunları da teker teker katlayıp dizelim. Peçetelerimizi koydum. Bir göstereyim size. Şimdi çatal bıçakları koyacağım. Gümüş olanları kullanıyorum. Bunları da dizeyim. Ortaya şöyle 2 adet şu ananası koyarız. Gerçi bilmiyorum yemekler gelince yer kalacak mı ama bakarız duruma göre. Evet, sofrayı böyle bir hazırladım. Tabii ki üstüne yemekleri koymadım. Peçeteliklerim gri, bunlar da gri diye. Fakat ananaslarım altın sarısı kaldı. Ama bence yine de şöyle bütününe baktığımızda bayağı bir uyumlu gözüküyor. Şöyle saçımı da topladım. 2 tane de şuradan çıkardım. Evet. Bugün neler yaptım? Haydari yaptım. Hayatımda ilk kez yaptım. Çok kolaymış. Sonra şakşuka yaptım ama her şey yoğurtlu diye şakşukayı yoğurtsuz yaptım. İçine patates koymayacaktım. Son anda dedim ki hadi sen o patates de koy. Sonra sarma, onu annemler yapmıştı zaten, vardı yani.
Başka neler yaptım? Zaten en son size göstereceğim bunları ama kısır yaptım. Bir de böyle patlıcanlı şey gibi, haydari gibi bir şey yaptım. Aynen, patlıcanlı haydari. Başka ne yaptım? Neyse, bakarız hep birlikte. Sonra fırına patatesle tavuk koyacağım. Bir de börek koyacağım. Ama onları misafirlerimin gelmesine yakın yapacağım. Şimdilik bu kadar. Buzlukta daha önceden sardığım börekleri çıkardım. Bunları diziyorum. Fırına koyacağım. En son da tavukları koyacağım. Şimdi fırınımızı ayarlayalım. Kaç derece? 200 derece olsun. Dakikasız ve alt üst. Evet. Evet, kameramı da hazırladım. Nasılsınız? Gerçekten çekiyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Ama tamam. Ben Evet, açabiliriz. Hoş geldiniz. Evet, tencerelerimi açıyorum. Merhaba, hoş bulduk. Açmıştım aslında ama size göstermeyi unutmuşum. O yüzden şimdi tekrar açıyorum. Bakın, ev kuru videomu izledikleri çok belli oluyor. Çünkü salonumla uyumlu bir tabak. Paşa Bahçe'nin renkleri gerçekten harika. Tablo gibi. Şimdi diğer hediyemi açıyorum. Diğer hediyemi sizinle birlikte açıyorum. Önceden görmedim. Ve kapı çok güzel. Bunu asla atmayacağım. Evet, paketi açmayı çok seviyorum. Wow. Bayağı bir paketlenmiş. İnanmıyorum. Renkler. Biz alacağız da aynısını. Çok güzel. Aa, harika bir şey. Gerçekten çok zevkli arkadaşlarım var Mert'ciğim. Evet. Hepiniz çok renklisiniz. Valla bayıldım. Ya çok teşekkür ederim. Böyle galiba, aynen, değil mi? Harika. Evet. El yapımıymış. Gerçekten mi? Evet, el yapımıymış bu arada. Bu kadar. Teşekkür ederim. Soframız hazır. Şöyle teker teker göstereyim size. Ha, değil. Direkt bu bankadayım ben. Şimdi. Bizde iştirak yok öyle. Böyle patlıcanlı, patatesli, domates soslu bir şey. Atom, Rus salatası, börek, kavun, karpuz. Şu patlıcanlı haydari. Bu da normal haydari. Sarma. Tekrar haydari. Rus salatası, tekrar atom ve Rus salatası. Ana yemekte tavuk ve patates. Evet, bu kadar. Tavuğumuz da şu anda pişiyor. Herhalde bir 15-20 dakikası kaldı. 2 günlük bir vlog olacak. Yarın da devam edeceğim. Görüşmek üzere. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Günaydın, saat 11. Biz şimdi evden çıktık. Kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıda görüşürüz. Bavullarınızı hazırladınız. Evet. Memnun kaldınız mı efendim? Tamam. Ne demek, her zaman bekleriz. Evet. Merhaba diyorum. Teşekkür ederim her şey. Ne demek ya? Bir daha bekliyorum gerçekten. Evet, yemeklerim hakkında sizden bir yorum bekliyorum. Afiyet olsun. Tarifini paylaş bence aşağıda. Aynen, paylaş. Çok sağ olun. Evet, kahvaltı yapacağımız yere geldik. Şöyle bir çekeyim.
Böyle doğal ürünler var. Gerçekten bir sürü çeşit kahvaltılık ürünü, zeytinler. Eski taş sıkımıdır abicim, o değirmen sıkımıdır. Şöyle zeytinyağları. Bir şey soracağım Yiğit, senin o 9 çeşit dediğin zeytin 9 çeşit miydi? 12 çeşit. 12 çeşit. 12. Şöyle 12 çeşit zeytin varmış. Kahvaltılarımız geliyor. Geldi hatta. Şöyle sizleri de çekeyim. Sanki Genker'le Merve yan bir masa mıysa birleştirmişler. Yan bir masa. Ne o? Zahter. Bu zahtermiş. Dağ kekiymiş. Dağ kekiğine zahter denemiş. Ya ben şu zeytinlere bayılıyorum ya. Hırma. Evet, neyi minik deniyorum? Minik. Zahter. Hayır. Dağ kekiğine. Gerçekten süper. Bu kaymak mı? Peynir mi? Bu o tereyağı. Bu kaymak içindeki. Biz de oradaki şeylerden alamayacak mıyız ya? Verecek oraya. Bize de gelmeyecek mi Mert? Burası boş kaldı bak. Bizimmişiz onları. Çayna. Bence vardı. İnci reçeli. Garipten şey yapılmış. 3 tane var, 3 tane var. Allah Allah. Tamam, hanginiz bizim? Kuru domates de çok seviyorum. Fena yağmış. Bunlardan getiriyorsun. Kişi başı mı? Çok fazla. Peynir tabaklarımız da geldi. Ortaya söyleyelim, menemen mi? Menemen. Ne olur, kaşarlı menemen var mı? Ama susuz. 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 Yani suyunu şey salmayacak. Çok olmasın demek istiyor. Yani. Çekmiş onlar yapılır. Tamam. Tamam, başka. Şimdi arkadaşlarımız kestane şekeri almaya geldiler. Biz Kardelen'den alıyoruz. Onları da buraya getirdik o yüzden. Mert'cim. Hediyemi koyacak. Bence. Bak ben bunlardan bir sana söyleyeyim. Bunlardan alıyorum. Kırmızı kutular. Çikolata olur efendim. Böyle bir kutular karışıktır. Hem sadece hem çikolata olur. Bak. Bunlar küçük boy, bir altlıklar. Orta boy, en altlıklar büyük boydur efendim. Mert. Bak şey, ben genelde İstanbul'a giderken şu alttakilerden alıyorum. Ama bak üstteki de Bursa şeyli. Yani üzerinde Bursa'nın çeşitli tarihi yerlerinin motifleri vardır. Hediyelik ürün efendim. İçinde tek tek ambalajı duble kesilen şeker çıkar. Hem kutuyu sondan alıp. Anam babam aman kaçın kürası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Sen müzik açmıyorsun, ben de şarkı söylüyorum. Şimdi annemlere kahve içmeye gidiyoruz. Lucky varsa ben giremem baba. Yok vallahi olmaz. Şu köpek fobimi asla yenemiyorum. Ben böyle uzaktan onu sevebilirim tabii ki. Uzaktan sevebilirim ama. Kentleme hayvanı mı? Eyvah eyvah. Tamam geç hadi. Çok şey hareketli bir köpek. Hoş bulduk. Evet evet canım burası. Sevemiyorum ama sizi izlerim. Ya sen ne kadar heyecanlı bir köpüşsün ya. Güzel olmuş ama. Nazar değil. Evet veda vakti. Aa evet numaranı da almadım. Alayım ben. Şöyle el sallayalım hepimiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi eve geldik. Misafirlerimiz gitti. Bir tane kargom gelmiş. Onu da sizle beraber açmak istiyorum.
Patatatam. Bu kılıfı gerçekten çok istiyordum. Böyle iple boynunuza asabiliyorsunuz. Özellikle yürüyüşlerde çok iyi oluyor. Başkanım. O gösteririm takınca da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz like atmayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.